Koca Ali Melen Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere denize 3. sırada 286 metrekare arsa içerisinde ikiz bir triplex'ten bahsedeceğiz. 286 metrekare ama ikiz evlerden bir tanesine düşen arsa payı 143 metrekare. Evimiz 4 odadan oluşuyor. 4 oda, 1 salon ve mutfaktan oluşuyor. Evin hem bahçesini hem içini müteahhiti Nadir Bey ile beraber gezeceğiz. Evet, hemen bahçeye ve evin içini gezelim. Evimizin girişlerinden bir tanesinin, evet, girişi burası. Bu arkadaki ağaçların olduğu yere kadar bahçe gidiyor. Diğer evin girişi bu taraftan, tamamen birbirlerinden ayrı girişleri var. Müstakil giriş. Bu bahçe olduğu gibi bu yol cephesindeki daireye ait. Biz burayı gezeceğiz. Hemen burada önce balkonundan başlayalım. Gösterelim. Varandası da yapılmış. Evet, kapanmaz deniz manzarası demiştim. Burada oturduğunuz anda hiçbir zaman deniz manzaranız kesilmeyecek. Her daim olacak. Denize de takriben burada 150 metre mesafemiz ya var ya yok. Evet, Nadir Bey ile beraber evin içine bakalım. Evin içine girerken burada küçük bir bölme yapılmış. Evet. Nadir Bey burada zannediyorum herhalde ayakkabılık vesaire bunlar olsun diye. Evet. Evi de ekstra bir yer kaplamasın diye yapılmış. Hemen şöyle salonu ve mutfağı gösterelim. Mutfak alanı ve salon zemini kaç metrekare? 31,5 metrekare. Evet. Tavanda da gizli ışıklar da var mı? Var. Gizli ışıklar da var tavanda. Hemen burada alttaki standart lavabolarımızı gösterelim. Evet. Şöyle de balkona da bakalım. Evet. Hemen üst kata bakalım. Duvarımızda ses yalıtım malzemesi var ki daire arasında. Evet. Ben söylemeyi unuttum. İki ev arasındaki bu duvarda ses yalıtım malzemeleri var. Yani ses geçirilmesin diye, evet, değil mi? İki ayrı duvar, aralarında da yalıtım var. Evet, buraya geldik, hemen birinci odamızı gösterelim. Girişte solda. Bunun da hiçbir zaman kapanmayacak bir deniz manzarası var. İkinci odamız. Burada aynı zamanda ebeveyn banyolu. Yine burada kapanmaz bir deniz manzarası. Ebeveyn banyosu. Ortak banyo. Hemen çatı katına çıkalım. Çatı katında daha önceki evlerde de gördüğümüz gibi bir lavabo var. İhtiyaç duyuluyor herhalde, değil mi Nadir Bey? Genelde de tercih ediliyor, isteniyor. Çatı katımızdaki birinci odamız. Buraya zaman zaman tek oda yapıyorlar, büyük. Ama iki oda yapılması alıcılar tarafından da tercih ediliyor. Birazcık tabii tek odaya nazaran daha küçük ama gayet de kullanışlı. Yine burada da bir ebeveyn banyosu. Toplam 3 banyo oluyor. 3 banyo. 4 lavabo. 4 lavabo. Evet. Yani 2 oda ebeveyn banyolu olmuş oldu burada. Teras ortak. Kapanmaz bir deniz manzarası.
286 metrekare arsa içerisinde ikiz villadan bahsettik. Bir daireye düşen arsa payı 143 metrekare. 4 odalı, 2 odası, ebeveyn banyolu bir evi gezdik. Evler arasındaki duvarlar ayrı ve arada yalıtım malzemesi olan bir tripleksi gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Başka evlerde, başka videolarda görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.